Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kutu açma videosuyla da karşınızdayız. Bu seferki ürünümüz oyunculara hitap eden bir ürün. Logitech'in Pro X kulaklık modeli. Biliyorsunuz Logitech uzun yıllardan beri Türkiye pazarında olan bir firma zaten. Dolayısıyla pek çok ürününü bugüne kadar kullanıma sunmuştu. Bu yeni kulaklık arkadaşlar. Daha doğrusu çok da yeni değil ama bizim elimize yeni geldi diyelim. Hali hazırda Logitech'in satışta olan en kaliteli kulaklıklarından biri diyebiliriz. Logitech Pro X ismiyle satışa sunulan bu kulaklığın ülkemizdeki fiyatı ise yaklaşık olarak 1100 lira civarında. Tabi daha düşük ya da daha pahalı olan yerlerde illaki vardır. Fakat biz ortalama fiyatını söylüyoruz. O da yaklaşık olarak 1100 lira civarında arkadaşlar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan şöyle kulaklığımızı yavaş yavaş açalım. Kutu bir hayli büyük kulaklıktan ötürü. Şöyle yavaş yavaş çekelim. Çekemedik. Şöyle çekelim. Belki böyle çekeriz. Evet böyle geliyor. Hoppa. Evet ve kulaklığımız yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şöyle hoppa kutudan bir kurtulalım. Evet burada bir yine belgeler falan filan bunlar çok da önemli değil arkadaşlar. Şu kulaklığımız bakalım buralarda neler var. Evet kulaklık süngerleri var sanıyorum. Şurada çantamız var bir tane. Kulaklığı saklamak için. Daha başka bir şeyler de saklayabiliriz. Onda o ayrı mesele. Böyle başka bir şey yok. Şuraya bakalım burada ne varmış. Evet burada kulaklık kablomuz bulunuyor. Kulaklık kablosu. Bu arada bir ürün daha önce açılmış olduğu için biz yine de tabii kutu açmasını yapalım diye kapattık. Bize geldiğinde açıktı daha doğrusu bunu da belirtelim. Sizler hani kutunun içerisinde ne çıkıp ne çıkmadığını görün istedik. Burada da örgülü bir kablo var arkadaşlar. Az önceki örgüsüzdü bu örgülü. Şu gördüğünüz gibi örgülü örgüsüz. Yani ikisini de örgülü yapsalar da daha iyi olabilirdi. Şurada bir kablo daha var. Kulaklık ve mikrofon girişi ayırmak için. Burada bir şey daha var. Onu da çıkartacağım. Evet. Burada bir adet yine USB'den takmak için bir jack'ımız bulunuyor. Kulaklık süngerleri arkadaşlar. Şurada da bir kulaklık süngerimiz mevcut. Ve bir adet daha kablo. Her yerden bir kablo çıkıyor adeta. Evet bu da mikrofon. Son dönemde bunlar popüler oldu biliyorsunuz. Zaten oyuncu ekipmanlarını takip ediyorsanız artık mikrofonlar böyle harici olarak geliyor ve kulaklığa takılıyor. Bence çok daha iyi. Hani kulaklığın üzerine kaldırmak yerine mikrofon bu şekilde geliyor ve takılıyor. Böyle çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şu kulaklığımızı da nihayetinde poşetinden çıkaralım. Bakalım nasıl duruyor, nasıl görünüyor. Kulaklığımız burada arkadaşlar. Burada da yine süngerler gerçi var evet. Ama bunun üzerine mi takacağız? Bunu... Yok bunlar zaten şey. Sadece sünger. Üzerine bunları giydireceğiz diye düşünüyorum. İncelememizde daha net bakacağız bunlara. Bu sadece bir kutu açma videosu tekrardan. Hatırlatalım. Yumuşak duruyor. Bakalım şöyle bir. Evet yine ayarlanabilirlik var. Burası sanki biraz çiziliyor gibi geldi. Bakalım şöyle bir. Evet. Bir çizilme şeyi var. Yani çizilmeye çok da dayanıklı bir malzeme değil gibi duruyor açıkçası. Şimdi 1100 lira verince insan tabii çizilmesine kıyamaz. Şöyle bir yapalım. İşte geçiyor mu bunlar peki? Bakalım şöyle. Geçiyor gibi ama muhtemelen bu kadar kolay iz bırakıyorsa kalıcı çizikler de olabilir diye düşünüyorum. Bunlara incelemede değineceğiz arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi sadece bir kutu açma videosuydu bu. Genel itibariyle kulaklık bu. Bu yani budur. Dönmüyor içi. Dönse daha iyi olabilirdi. Bakayım şöyle biraz daha zorlayayım. Kırılmasın elimizde kalmasın da. Yok dönmüyor. Biliyorsunuz artık çoğu kulaklık şöyle de dönebiliyor ama bunda öyle bir durum söz konusu değil. İçe katlanıyor ama ona bakalım. Elimizde kalmadan bakalım mı? Hop, katlanmıyorsun. Yok. İçe katlanma da yok arkadaşlar. Bakın. Şöyle soktuğunuzda çıkardığınızda şuralarda izler kalıyor.
Yani katlanma yapısı olarak herhangi bir katlanabilirlik yok. Bu yani olsaydı daha iyi olurdu ama katlanmıyor. Yapacak bir şey yok. Mikrofonu nereye attık? Her şeyi buraya saçtık ya. Şimdi bulabilirsek o mikrofonu. Bakalım bakalım. Alamayacağız galiba. Kablo kalabalığı oldu çünkü. Yani şunu da belirtmem lazım arkadaşlar. Hani bu kadar çok kabloya artık gerek var mı? Bilmiyorum yani. Wi-Fi yerine bu tarz bir sürü kabloya ne derece gerek var? Bu da ayrı bir soru işareti. Bu arada kabloyu cidden bulamadım mikrofonu. Neyse onu birazdan bulurum. Artık incelemede bakarız. Evet arkadaşlar, Logitech'in 1100 liraya satılan, ortalama olarak 1100 liraya satılan Pro X 7.1 kulaklığını açtık. Genel itibariyle dışarıdan bakıldığında hoş bir tasarıma sahip diyebiliriz ama dediğim gibi şuraların çizilmeye daha böyle uygun bir yapıda olması biraz moral bozucu. Tabii evet, bu kısım biraz daha plastiğimsi mesela, o kadar kolay değil ama burada değişik bir malzeme kullanılmış. Dolayısıyla burası gibi değil. Burası çizilmeye karşı biraz daha şey ama burası dediğim gibi şöyle yaptığınız anda iz bırakıyor. İncelememizde bunlara değineceğiz arkadaşlar. Genel itibariyle 1100 lira verip aldığınızda karşınıza çıkacak. İçerik bu şekilde, tekrardan hatırlatalım. Kulaklık bize geldiğinde açıktı. O yüzden biz yine de hani bir kutu açma videosu çekelim istedik. Hani içinden en azından neler çıkacağını görün istedik. Dolayısıyla biraz malzemelerin yeri, daha doğrusu malzemeden ziyade kabloların yeri değişmiş olabilir. İçinden de bir sürü kablo çıktı. Yani şurada bir kablo kalabalığı oldu. Şöyle koyarsak görebilirsiniz. Gerçekten bir sürü kablo. Bu arada yok, mikrofonu buldum sandım bir ara. Evet arkadaşlar, başka bir kutu açma videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim o zaman size. Zira başka bir şey de yok bu kutuda. Demin aynı şey zaten bunlar. Önümüzdeki günlerde Logitech'in Pro X'ini inceleyeceğiz. Dilerseniz orada bize yorumlarınızı sunabilirsiniz bu kulaklıkla ilgili. Yani daha çok hani şu özelliği, bu özelliği nasıl şeklinde sorabilirsiniz. Bu kutu açmalı dediğim gibi biz de daha hiç kullanmadık. Kullanmadığımız için bir deneyimimiz de yok. O yüzden bazı şeyleri mazur görmenizi rica ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.